Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle cıvıl cıvıl çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Çarkı felek ve örümcekten oluşan bu lifimizi sizlerle birlikte aşama aşama öreceğiz. Gayet kolay ve şık bir çalışma. Çok abartılı bir büyüklüğü yok, ideal lif boyutunda, ama tabii bu zevkler tamamen değişkendir. Çok büyük isterseniz şurada sizlerle birlikte örerken söyleyeceğim artış yerlerine, şuradaki çark kısımlarını daha fazla büyütürseniz istediğiniz kadar büyüyecektir. Yani şu aşamaya kadar üçer üçer ördüğümüz bölümleri ne kadar çok yaparsanız, yani uzunluğunu halen örmeye devam ederseniz, lifiniz o kadar büyük olacaktır. Şöyle görelim. Kenarlarında da daralmaya başladığımız andan itibaren örümceklerimizi çalışacağız. Şu şekilde zarif, şık bir çalışma ortaya çıkacak. Çeyizlerimizde ya da günlük kullanımımızda evlerimizi süsleyecek bu çalışmamızı sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Tabii her zaman olduğu gibi bir lif ipi ve elinize uygun 2-2,5, çünkü herkesin eli farklı ölçüde olduğu için kimi sık kimi daha yumuşak tutuyor. Ona göre elinizin ölçüsüne uygun 2 ya da 2,5 ya da daha 1,75 tığları alarak bu güzel çalışmamızın yapımına başlayalım. Evet, kolay gelsin. 6 tane zincir çekerek hemen örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincire gelerek kapatalım. Bir tane zincir çekip sabitleyelim ve fıstığımızı yapmak için ipimizi uzatalım. 1, başını dolayıp giriyorum, bakınız. 2, uzatıp çekiyorum. 3, 4. 4 defa çektim. Bir tane daha yapalım. Kalın olsun. 5. 5 defa çektim. Tek seferde içinden geçiyorum. 1 ve 2. Kapadığımla birlikte 2. Yine yuvaya giriyorum. Zincirimi çektikten sonra başını doluyorum. İkinci kez girdim. Başını dolayıp çıkıyorum. 3. Başını doladım. 4. 5. 5 defa. Diğerinde 5 yapmıştık. Tek sefer geçiyorum. 1, 2 zincirle kapatıyorum. İpimi de alttan yürütmekteyim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, çekiyorum. 1 ve 2. Toplamda 6 tane olana kadar arada 2 zincirle 5'er defa da fıstıklarımızı uzatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane fıstığımı ördüm. 2 zincirimi çektim. Birinci fıstığımın tepe noktasına geliyorum. Şurada bakınız, bir tepe noktamız var. Tığımın ucunu bu noktaya girdirerek ipimi geçirip bir tane de zincirimi çekip sabitliyorum ve ister ipinizi koparabilirsiniz. Lif ipleri zaten ince, isterseniz kesebilirsiniz. Ben kesmeyi tercih ettim. Bu şekilde orta kısmımı hazırladım. Pembe rengimle öreceğim için bir tane zincirimi çektim ve hazırlayıp kesmiş olduğumuz orta kısmımızın iki zincirli olan herhangi bir yerinden giriyorum. İpi kopardığım yer şart değil. Herhangi bir yerinden girerek örmeye başlıyorum. Bakın, buraya sabitledim. İpimi sol tarafa doğru yatırıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. 4'er defa sararak fıstıklarımı oluşturuyorum. 1, 2, 3. İpimi yarım almak istemiyorum. Son 4. Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2 zincir. Yeniden aynı yere 4 defa da aldığım fıstığımı yapıyorum. 2, 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. 1 ve 2 zincir. Şimdi diğer zincir yuvasına geçiyorum. Bakın, diğer zincirin içerisine aynı 4'er defa sarıyorum. 1, 2, şöyle tek katına bazen tığım bırakıyor. Hemen alıyorum, onu kontrolümüzde tutalım. 4 defa sardım. Çekiyorum. 1 ve 2. Yeniden 1, 2, 3, 4. Çekiyorum.
1 ve 2. Bakın bu şekilde çifter çifter bütün boşluklar arası, yani çektiğimiz zincirlerin içerisine 4 defa da sardığımız fıstıklarımızı örelim. 1 ve 2, aralarına 2 zincir, hem kendi arasında hem de gruplar arası zincirimiz 2 olsun. 1 ve 2. 3'ünü ördüm. Diğer 3'ünü de örerek tamamlayalım. 6 grubumuzun 6'sını da çiftledim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 3. sıramıza geçmek için geçişimi yapıyorum. Yine 2 tane zincirimi çektim. Tepe noktasına şöyle gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sonra zincir içerisine alttan girip ilmeğimi kaydırıyorum ve ara zincirin bulunduğu noktaya geliyorum. İpimi uzatıyorum. Buraya bir tane artışla 3 tane fıstığımı aralarında 2 zincir çekerek örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum tek seferde. 1, 2. İkinci kez aynı yere giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum. 1, 2 zincir. Üçüncü ve son kez aynı yuva içerisindeyim. 2, 3 ve 4. Çekiyorum. 1 ve 2 zincir. Evet. Şimdi çift olan bütün fıstık gruplarımıza 3'er tane yeni fıstığımızı örüyoruz. Aralarında 3 ta 2 tane zincir. Yine bu geçişlerimizde de 2 zincir yeterli olacaktır. Geçiyorum diğer fıstık grubu içerisine. 2, 3 ve 4. 2 zincir. Tekrar 1, 2. Her seferinde sayıp kafanızı ağrıtmayalım. Üçüncü ve son fıstığımı örüyorum. 1 ve 2. Evet, şöyle görelim. Bütün gruplarımızı tek tek örelim. Kedimizin tüyleri. Evet, şöyle. Bu grubum, diğer grubum, toplamda 6'sını da 3'er fıstıkla örelim. Sıra sonunda birlikte olalım yeniden. 3'er fıstıklarımızı tamamladık. Şimdi yeni sıramıza geçelim. Yeni sıramıza geçmek için şöyle tepe noktasına fıstığımı geçip ilmeğimi kaydırıyorum. Ve araya zincirin bulunduğu noktaya şöyle bakın zincirimin olduğu yere tığımın başına girdiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve uzatıyorum. Fıstığımı yapmak için başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kapatıyorum. 1, 2. Diğer ikinci fıstığa, şuradaki ikinci aralığa ise 3 tane fıstık örerek çarkımı başlatıyorum. Bakınız çarkımız buradan itibaren kıvrılmaya başlıyor. Buraya kadar normal ördük ve çarkımıza ilk zemini atıyorum. 2, 3, 4. 1, 2. Baştaki araya bir tane örmüştüm. Buraya ise 3 tane fıstığımı örüyorum. 1, 2 zincir. Tekrar 3. kez giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum. 1 ve 2 ile kapatıyorum. Evet, ilk çarkımızı bu şekilde başladık. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Hepsinde aynı. Bütün dilimler aynı. Her biri birbirinden bağımsız olarak aynı işlemlerimize çalışacağız. Şimdi ilkine tek örüyorum. Şu şekilde başını dolayarak giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2 zincir. Diğer ikinciye 3 tane fıstık örüyorum. 2, 3 ve 4. Çekiyorum. 1, 2. Aynı yere 3 ve 4. Çekiyorum. 1, 2. Üçüncü ve son fıstığımı grubuna yapıyorum. 2, 3 ve 4. Çekiyorum. 1 ve 2. Ve devam ediyorum. Bütün gruplarda aynı işlemimizi tekrar edelim. Bir tane fıstık ilk aralığa, ikinciye 3 tane fıstığımızı çalışalım ve sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Yeni sıramıza başlıyoruz. Bütün dilimlerimizde aynı işlemlerimizi yaptık. Bundan sonra biraz büyüyene kadar aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz. Şimdi iki zincirimi çekmiştim. Geçişimi yapıyorum. Fıstığımın üzerine. Sonra araya giriyorum. Buraya bir tane fıstığımı örüyorum. İkinci boşluğa yine bir fıstık örüyorum. Bakınız burada bir de
Yukarıda 2 oldu. Bir üstte 3 tane tek, 4 tane tek şeklinde artacak ve her zaman için grubun son zincir olan bölümüne 3 tane fıstığımızı öreceğiz. Epey büyütene kadar bu işlemimiz devam edecek. Bir çarkı peleğimiz, yani çarkımız bu şekilde oluşacak. Şimdi yani grubun sonuncusu 3 tane. Uzatıyorum, başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum 1 ve 2. Diğer boşluğa, yani diğer zincire başını dolayarak giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum 1 ve 2. Evet, sonuncu olan iki zincire, grubun sonuncu zincirine 3 tane fıstığımı örüyorum. Birinciyi tamamladım. Zincirlerimi çektim. İkinciyi örüyorum. Zincirimi çekiyorum 1 ve 2 şeklinde. Üçüncü ve son fıstığı örüyorum. 2, 3 ve 4. 1, 2 zincir. Şu ipimin dolaşmasına da fırsat vermiyorum. Karışınca sıkıntı oluyorlar. Evet, şimdi buradaki yaptığım işlemimi bütün gruplarımda tekrar ediyorum. Bakınız. Birinci boşluğa şöyle göstermek istiyorum şurada. Bir tane fıstık. İkinciye yine bir tane. Üçüncü ve sona ise 3 tane fıstığımı örüyorum. Bütün gruplarda aynı işlemimi tekrar ederek devam ediyorum. Zincirden sonrasını geçişinde yapalım. Doluyorum direkt. 2, 3 ve 4. Çekiyorum. 1, 2. Tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. Yeni sıraya aynı işlemlerin tekrarıyla başlıyoruz ve büyütene kadar, yani yeterli ölçü olana kadar ilerliyoruz. Şurada bakalım, bakınız. 3 taneydi, 4 oldu. Bir üst sırada 5, diğerinde 6, 7, 8, ister 8, ister 9, ister 10 olana kadar buradaki fıstık sayısı örmeye devam edeceğiz. Hiçbir değişiklik olmadan. Baştaki zincir aralarına birer fıstık, en son zincirin içerisine ise 3 tane fıstığımızı örerek çarkımızı tamamlamış olacağız. Hem de artışlarımızı burada 3 tane fıstığımız üzerinde yapmış olacağız. Bakın, tekrar etmek istiyorum. 2 idi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daha büyütmek isterseniz büyütebilirsiniz. Aynı artışlarımızı yaparak devam edeceğiz. Şimdi geçişimizi son kez birlikte yapalım ve yeterli olana kadar, yani ne kadar istiyorsak o kadar büyütelim ve sonrasında daralma işlemleri için yeniden birlikte olalım. Şu an artma işlemlerini devam ettirmekteyim. 1 ve 2. İkinciye yine tek fıstığımı örüyorum. Sadece son zincir içerisine 3 tane örüyoruz. Son 3 fıstık buraya. Birinciyi ördüm. İkinciye giriyorum. Üçüncü ve son fıstık. Bir ve iki zincirimi çekiyorum. Bakın, bu grubumu tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık sayısına ulaştım. Diğer grupların her birinde, yani her bir dilimimizde de bu işlemimizi tekrar edelim ve yeterli olana kadar büyütelim. Lifimi aynı işlemlerin tekrarıyla örmeye devam ettim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakınız, 7 tane fıstık var son sıramda. Tabi büyütmek isteyen arkadaşlarım bu işlemlerin tekrarıyla istediği kadar büyütebilirler. Çünkü bundan sonra artık biz kesme işlemine başlayıp kapanışa doğru, yani bitirmeye doğru devam edeceğiz. Ve bu sıra sonrasında bir taraftan eksilip bu arada şuradaki görmüş olduğumuz her çark arasına örümceklerimizi öreceğiz. Şimdi sıramı bitiriyorum. Bakın, şuraya geçiyorum. En son dilimimizdeyiz. Geçişimi yapıyorum. Ve fıstığımı örüyorum. Burada birer birer fıstığımızı çalışıyoruz. Aynı şekliyle, farklı işlem yapmıyorum. Yani şu kısma kadar öreceğiz. Buradaki ördüğümüz üçü örmüyoruz artık. Bir tane olarak öreceğiz.
Şimdi oraya gelince daha güzel anlaşılacak. Daha büyütmek isteyen arkadaşlarımız artışları yaparak devam edebilirler. Ben bu boy yeterli. Çok da büyütmek istemiyorum. Ama tabii büyükten hoşlananlar için ya da hani elinizdeki fıstığınızın boyu küçükse, küçük durduysa devam edebilirsiniz. Bakınız 2, 4, 5 oldu. Şu an buraya bir tane örüyoruz. Buraya kadar hep 3 fıstık örmüştük. Bir tane örüyoruz ve ilk azalma işlemini buradan başlatıyoruz. Çekiyorum, kapatıyorum. Şöyle bakın. 2, 4, 6, 7 idi aşağıda. Bu üst sırada ise bir eksiği olacak. Eğer burayı 8 yaptıysanız bir üst sıra 7. 9 yaptıysanız bir üst sıra 8 olacak. 10 ise 9 olacak. Yani ne kadar büyütmek tamamen elinizde. Şimdi buradan bir tane fıstık aşağı olacak. Yani bu artıştan bir fıstığımız aşağı olacak. Çünkü artış yapmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aşağıya sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Diğer bütün çarklarımda 6 tane fıstığım olacak. Şu arada ise örümcek işleminin ilkini yapmaya başlıyoruz. Örümcek bildiğiniz gibi şöyle ilmeği uzatıyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için zincirin çok seyrek hali gibi diyebiliriz. İlmeğimi şöyle bakınız ipimi ilmeğimin arasından geçiriyorum. Daha sonra geçirdiğimi alıp şu şekilde örüyorum. Kapatıp örüyorum. Ve sonrasında burayı çok sıktırmadan şöyle biraz uzatıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Buradaki teki örüyorum. Şöyle. Ve tığımın başını dolayarak buraya ilk fıstığımı yapmak için geçiyorum. Kaç defa doladıysanız ona göre buradaki fıstıklarımızı doluyoruz ve şöyle geçiyoruz. Birinci fıstığımı yaptım. Şimdi kalanları da örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstığımı ördüm örümcek sonrası ve yeniden örümceğimize çalışalım. Kapadıktan sonra bakınız uzatıyorum. Şöyle elimi tutuyorum. İçinden geçiyorum ve şuradaki ipimin altından girip bir tane zincirle kapatıyorum. Sonra tekrar uzatıyorum. Elimi tutuyorum. Alıyorum. Buradaki İçinden geçirdiğim ipimi alıp kapatıyorum. Bu kadar kolay. Sonrasında tığımın başını doluyorum. Fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 2. Kaç tane sardıysanız. Sonrasında kapatıyorum. Bir zincir ve bütün çarklarımızda aynı işlemimi tamamlıyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Bütün çarklarımı arasında 2 tane örümcek örerek devam edip tamamladım. Şimdi en son örümceğimizi örerek başlangıç noktamıza geliyoruz ve burada 2, 4, 6 olan fıstık sayımız yine bir tane eksilerek 5'e iniyor. Yani her sıramızda bir tane fıstığımız azalarak ilerleyeceğiz. Uzatıyorum. Yine aynı şekilde ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir ile ikinci fıstığın arasına giriyorum ve sarmaya başlıyorum. Kaç tane sardıysanız o kadar sarıp çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Bakın geçişimizi de bu şekilde tamamladık. Şimdi birer birer eksileceğimizi söylemiştik. Şimdi devam edelim. Şuradaki fıstığımın üzerine nasıl örmem gerektiğini de sizlerle birlikte çalışalım. Ve aynı işlemlerimizin tekrarıyla lifimizi tamamlayalım. Hediyelikler de güzel bir parça. Yarım elma gönül alma misali. Her zaman tercih edilen güzel bir hediye. Evet, şimdi bir iki tane zincirimi bir kapadım. Bir de zincirimi çektikten sonra örümceğimi iki tane üst üste örüyorum. Sonrasında ortadaki şuradaki bağlantıya giriyorum. Bakınız birinciyi yapıyorum. Aynı şekilde ördüm. Uzatıyorum. Ve şuradaki araya giriyorum. Biraz önce her ikisinin arasına kapatıyorum. Ve tekrar uzatıyorum.
yeniden ikinciyi yapıyorum. İki tane örümceğimi üst üste yaptım, araya battım. Şimdi bu ikinciyi buradaki çarkıma geçerek dolgularımla başlıyorum. Ve buradaki teknik gibi aynı işlemlerimizin tekrarıyla iki tane örümceği yapıp şu araya, daha sonra diğer araya batarak ilerleyelim. Buradaki fıstıklarımız da azalsın iyice. Hem örümceklerimizi hem de fıstık dolgularımızı örerek ilerledim. En son ikişer fıstık dolgumuz kaldı. Şöyle kaldırarak da görmenizi istiyorum. Hem örümceklerimizi hem de bir ve iki tane fıstık dolgumuz. Şimdi son sıramızı öreceğiz. Son sıramızda yine örümceklerimizi öreceğiz. Aralarına da bir tane fıstık dolgu yapacağız. Şimdi başlangıç yerimize geldik. Başlangıç ve bitişin olduğu noktadayım. Burada iki tane, bakın, üst üste örümceğimizi yapıyorduk. Burada ise bir tane örümceğimizi yapıp ikincisini fıstık yaptıktan sonra öreceğiz. Birinci örümceğimi yapıyorum. Bakın şu şekilde bir tane örümceği yaptım. Üzerine uzatıyorum. Aynı yere giriyorum. Bir. Kaç tane isterseniz sarabilirsiniz. 2, 3, 4 tane girelim. 4 defa sardım. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum ve bir tane daha örümcek yapmak için uzatıyorum. İki örümcek arasına bir tane fıstığımızı yerleştiriyoruz ve diğer batmam gereken aşağıdaki örümceğin tam ara noktasına girerek buraya batıyorum. Katımın tabii ki ikisini alıyorum. Ve bütün kenarımızı bu şekilde yapıyoruz. Önce bir tane örümceğim için ilmeğimi uzatıyorum. Sonra fıstığım için giriyorum araya. Diğerini 4 defa sarmıştım. 3, 4. Çok da boyunu uzun yapmamıza gerek yok. Çekiyorum, kapatıyorum ve tekrar uzatıyorum. Şöyle. Şimdi şuradaki batmam gereken örümceğin, her iki örümceğin arasına girerek batıp buraya yerleştiriyorum. Bir tane daha yapalım birlikte. Birinci örümceğimi uzatıyorum. Sonrasında 4 defadan doldurduğum fıstığımı çalışıyorum. Fıstığımı kapatıyorum ve bir tane daha örümceğim için ilmeğimi uzatıyorum ve sonra batmam gereken iki fıstık arasına batıyorum ve bu şekilde bütün kenarlarımızı, hem fıstıklarımızı hem de örümceklerimizi örerek tamamlıyoruz. Sona kadar geldim. Başlangıç yerimdeyim. Bakınız, şuradan başlamıştım. Bütün kenarlarımı örerek geldim. Hepsinde hem fıstıklarımı hem örümceklerimi ördüm ve tamamladım. Şu an bitirmek üzereyiz. En son iki tane örümceğimi ve arasında fıstığımı ördüm. Batmadığım son bölüme batıyorum ve tamamlıyorum. Bakın, bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kırıyorum. Ve lifim bu şekilde tamamlanmış oluyor. Evet, çok çok güzel bir çalışma. Örümceğin zarafeti, dolguların şıklığı şu şekilde görülmekte. Bir çalışmamızı sizlerle birlikte yine tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. İnşallah yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Sağlık ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.